bir diplomasi haklı gerekçelere dayanan bir konuda dahi son derece farklı çıkarlara sahip olan ülkelerin karşı taraf safta birleşmesine sebep olmuşsa gözden geçirilmek zorundadır. Açık konuşmak zorundayız. Bugün Doğu Akdeniz konusunda ülkemizde destek beyan eden tek ülkenin Azerbaycan olması. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa başta olmak üzere küresel aktörlerin, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail başta olmak üzere bölgesel aktörlerin neredeyse tümünün, farklı pozisyonlara sahip bütün bu ülkelerin tümünün ülkemizin pozisyonunun karşısında yer alması, pozisyonumuzun haksızlığından değil, diplomasimizin zayıflığındandır. İçeride gündem değiştirmeye dönük hamaset yüklü söylemlerin uluslararası alanda bir karşılığı yoktur. Hemen hemen aynı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllardır Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırma kararı, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile savunma işbirliği anlaşmasının 1 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmesi sonrasında 3 Fransız uçağının BAF üstüne inmesi ve Rusya'nın PYD'ye neredeyse devlet muamelesi yaparak anlaşma imzalaması salt dış güçlerin oyunu olarak izah edilemez. Aynı dış güçler daha önce de vardı. Ancak Türkiye her dönemde bu dış güçler arasında denge sağlayabilecek bir manevra alanına sahipti. Ayrıca bu kararların Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin ve Trump ile şahsi dostluk mesajları verdiği, Macron ile el ele tutuştuğu resimler çektirdiği bir dönemde yaşanmakta olması, diplomasi sanatının şahsileştirilerek yürütülemeyecek nitelikte ciddi bir süreç olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bugün maalesef diplomasimiz stratejik iş tutarlılığını, taktiksel esnekliğini, kademelendirme ve çeşitlendirme yeteneğini ve etki analizi yapma becerisini kaybetmiş durumdadır. Maalesef bugün dış politikamız hiçbir stratejik analiz ve uygulama kademelendirmesi yapılmaksızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın o anki ruh haline göre aldığı refleksif kararlarla yürütülmektedir. Afro-Avrasya'nın merkez ülkesi olan ülkemizin kaderi böylesi öngörülemez bir karar alma sürecinin esiri olamaz. Bugün yapılacak hataların bedellerini gelecek nesillerin ödeyeceği gerçeği asla unutulmamalıdır. Diplomasimizin yetersizliğin yükünü donanmamız ve ülkemiz taşımamalıdır. Öncelikle Türkiye'nin kararlılığın en açık ve anlaşılır şekilde verilmesi, gösterilmesi ve bu kararlılığın milletimizin en geniş kesimlerince destek gördüğünün vurgulanması önem arz etmektedir.